Tahrip gücü yüksek. Uzun menzilli. Nokta atışı yapabilen bir ürün inceleyeceğiz bugün. Nereden geldiğini anlamazsınız. Bir bakmışsınız yakalanmışsınız. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. XF 100-400, F4.5, 5,6, R, LM, OIS, W, R. Çok harf, çok rakam ve çok cam bir lens. 14 gömede tam 21 tane cam eleman. Bunlardan 5 tanesi ED, bir tanesi de süper ED. Bu sayededir ki bütün odak aralığında son derece başarılı kareler almanızı sağlıyor. Otofokus hızı kabul edilir ve OIS'i başarılı bir lens. Lensin ağırlığı 1375 gram ve bu süper tele sınıfta kabul edilebilir, hatta hafif sayılabilir bir ağırlık olmasına rağmen kullandıkça ağırlaştığında söylemeden geçemeyeceğim. Lensin üzerindeki bazı fiziksel yapılardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu lens tamamen metal bir lens. Lens hudu hariç. Kırmızı rozet serisinin lenslerinden bir tanesi ki biliyorsunuz Fujinon'da kırmızı rozet en üst kalite lensleri. Dolayısıyla yapısıyla ilgili söylenecek zaten hiçbir şey yok. En sağlam yapılar tartışmasız. Bu lensin üzerinde bazı fiziksel switchler var. Bunlardan bir tanesi otofokus hızını ilgilendiren 5 ya full otofokus, yani en alabileceğin yakın mesafeden en uzağa, ya da 5 metre ve sonrası için değiştirebileceğiniz bir ayara sahip. Onun haricinde diyaframı otomatiğe ya da manuele ayırma switch'i. En sonunda da OIS'i devreye sokma ya da çıkartma switch'i. Onun önünde lensi kapattığınız zaman burada bir lock düğmesi göreceksiniz. Yani kilit düğmesi. Onu devreye soktuğunuz zaman lens gördüğünüz gibi kımıldamıyor yerinden. Daha da ötesinde lens hudunda, yani parasoleyinde şöyle bir çekmecesi var. Bir küçük bir penceresi var. Onu açtığınız zaman içi daha önceden takmış olduğunuz filtrelerin ayarlarını düzenleyebilmenizi sağlayan bir pencere. Başka da söylenecek bu lens ile ilgili. Ha, bir özelliği de şuradaki bu düğme sayesinde bunu isterseniz değiştirip şey haline de getirebiliyorsunuz. Portre moduna da sokabiliyorsunuz bu lensi. İtiraf edeyim ki bu lensi kullanmaya alışmak gerekiyor. Benim kullanmadığım ama kesinlikle kullanın diye tavsiye edeceğim bir monopod. Monopodsuz bu lensi özellikle uzun odaklarda kullanmak hakikaten çok zor. Yine benden mi kaynaklanıyor bilemiyorum, yani monopod çektiğimden mi kaynaklanıyor. Ama özellikle uzun odaklarda makinenin ibisiyle lensin OIS'inin bir hakimiyet savaşına girdiğini gördüm. Aynı sonunda anlaşıyorlar ama bir süre geçiyor. Oysa ki birinden birini tercih ettiğim zaman daha süratli neticeler aldım. Dedim ya alışmak gerekiyor diye, becerebildiğinizde harika netice alıyorsunuz. Ve özellikle 400 mm odağında gözünüze bambaşka bir dünya açılıyor. Alışmak derken itiraf edeyim ki bu lens ışık istiyor. Hem de bol ışık istiyor. Az ışıkta, özellikle uzun odakta, otofokuste ben sıkıntı yaşadığımı söylemem gerekiyor. Ama yine tekrar ediyorum, monopodlu kullanmamamdan mı kaynaklanıyor, başka bir sebepten dolayı mı? Ama tecrübelerimi aktarıyorum şu aşamada sizlere. Ha, bu lensin üzerindeki 5 metreden sonrayı devreye soktuğum zaman bir parça çözüm olduysa da tamamen çözüm olmadı. Onu da söylemekte fayda var. Ama o zaman da manuel fokuslama yardımınıza yetişiyor ve son derece başarılı bir manuel fokuslaması var sevgili dostlar. Lens keskinliğini her diyafram aralığında ve her odak uzunluğunda net bir biçimde ortaya çıkartıyor. Lensin beğendiğim bir diğer özelliği de bütün diğer kırmızı rozet serisinde olduğu gibi harika renk tercümeleri. Bu lenslerin gerçekten bu konuda çok farklı bir karakterleri var. Sevgili dostlar, çektiğim kareler elbette bu lensin gerçek kullanım amacını belki yansıtmıyor olabilir ama benim buradaki amacım lensin performansını gözler önüne sermek. Daha önce de söylediğim gibi söz uçar ama görüntü akla işlenir.
Sevgili dostlar, gelelim video performansına. Bu alanda zaten alternatifi yok. Ama tripod kullanacaksınız ve bu lense manuel odaklamayı, manuel netlemeye güveneceksiniz. Ve bu lense diğer daha profesyonel CineLens muamelesi yapacaksınız. O zaman harika netice alırsınız. Şimdi gelelim sonuca. Bu lens kimin için? Bana sorarsanız gerek odak aralığı, gerek ağırlığı ve gerek fiyatıyla özel kitlelere hitap eden bir lensten bahsediyoruz. Spor foto muhabiriyseniz, ne bileyim ben, wildlife fotoğrafı yani vahşi doğa fotoğrafçılığı çekiyorsanız, yani aslan, kaplan, kurt gibi yanına çok yaklaşmamakta fayda olan hayvanları çekiyorsanız, aynı şekilde wildlife belgeselleri çekiyorsanız video olarak, özellikle de Fuji'nin telekonvertörlerini kullanarak, bu çarpı 1.4 ya da çarpı 2 telekonvertörleriyle, özellikle çarpı 2 ile unutmayın ki bu lens birdenbire 800 mm odaklığına, ki full frame'de 1216 mm'ye ulaşıyor. Yani utanmazsanız aydaki kraterlerin içini çekersiniz. O zaman bu lensi bambaşka yerlere getiriyor yani. Sevgili kuşsever dostlar, sizi unuttum zannetmeyin. Benim ilgi alanım değil ama inanıyorum ki özellikle çarpı 2 konvertörle harika kareler yakalarsınız. Aklıma gelen başka kullanım alanları söylemekte fayda var mı yok mu pek bilmiyorum ama paparaziler olabilir. Özel hafiyeler olabilir. Ve siz sevgili casus dostlarım olabilir. Eğer bu saydıklarımdan birindeyseniz, eyvallah, bu lens sizin için. Uzun lafın kısası, bu lense daha özel ve profesyonel amaçlı kullanım lensi gözüyle bakmak yanlış olmaz. Çünkü günün sonunda sevseniz sevmeseniz bu lens alternatif olmayan çok özel bir lens. Ve sonuçta alın ya da almayın diyemem. Bu karar tamamıyla size ait. Sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmıştır. Sonuna kadar seyrettiğiniz için sizlere teşekkür ettiğim bu içerik. Eğer bunu hak ediyorsanız lütfen beğenme butonuna basmayı ihmal etmeyin. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Ve gelin bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdiden teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu lensle ilgili bu kadar. O halde huzurlu kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.